Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve mutlaka paylaşmayı unutmayalım. Evet dostlar, TCG Anadolu'ya eşlik eden yunus balıklarını görmüştünüz. Bu da eşlik edenlerden de. Özellikleri kamera ve haritalama sistemi. Kriptolu çalışan 3 sistem. 70 kilometre menzil, 18 saat alışma. Su üstüne çıktığında aşağıdaki bütün verileri gökyüzüne iletiyor. Daha neler var bilseniz. Mesela vatoz balığı şeklinde su altı taarruz silahı. Hem de sürü halinde hareket edebiliyor. Yapay zeka diyorlar ya. Bu nesil yakında bunun hamsi olmasa da palamutunu da yapar. Hatta balinasını patlatırlar ki içine personel girer de sefere çıkar. Bunları gördükçe kaybolan yıllarımızı ve kaybedilen nesillerimizi kim verecek bize diye soruyor musunuz? Koca bir yüzyıl. Hem içeriden hem dışarıdan çalıp çırpıp kaçtıkları. Nasıl içi boş sloganlarla bir boşluğa atılıverdik aslında değil mi? Şükür ki sistem bizi yutamadı da bir büyük kavganın adsız neferleri olduk. Şükür ki dünya firavunlarına kafa tutan bir liderin, bir kahramanın yol arkadaşlarıyız. O yüzden 14 Mayıs çok ama çok önemli. Uyumayalım, uyuyanları uyandıralım. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Evet dostlar, ittifak falan derken biz eskiden de CHP'ye oy vermiyorduk. Mesele şu parti, bu parti olmadı bizim için. Bizim için asıl mesele vatan olmuştur her daim. Asıl olan davadır. Bu davayı kimi zaman Başbuğ Türkeş omuzladı, bir müddet Erbakan yahut Özal sırtladı. Bu dava uğruna Muhsin Yazıcıoğlu şehit düştü. Ülküsü Kızıl Elma olanların lideri Devlet Bahçeli ömrünü verdi bu davaya. Taşın altına elini değil tüm bedenini koydu. Tayyip Erdoğan'a gelince o adamın bu dava uğruna verdiği mücadeleyi Abdülhamit Han sonrası gören olmadı. Hülasa bizim derdimiz parti ya da isimler değildir. Bizim derdimiz şahıslar üzerinden tecelli eden koca bir davadır. Oduncu kantarına dönmüş adalet terazisini değiştirmeye, aleme nizam vermeye talibiz biz. Allah'ın dinini tüm cihana hakim kılmaya yemin etmişiz biz. Mazlumların hamisi olmaya, küffarın alnının şakağında Yavuz olmaya geldik biz. Bir husus daha var ki, birlik, beraberlik. Bizi birbirimize düşüren, bizi bizden eden yegane şey ırkçılıktır. Birbirimizi ötekileştirdiğimiz sürece dağılmaya ve parçalanmaya mahkum oluruz. Osmanoğulları 6 asırdan fazla tek yumruk olarak tüm cihana hükmetmiştir. Onlarca, yüzlerce ırk aynı topraklarda, aynı mahallelerde kardeşçe yaşamıştır. Güç dediğiniz şey birlik ve beraberliktir. Tarihi çok iyi okuyup anlayın dostlar. Tarih boyunca lider ne kadar güçlüyse devlet de o kadar güçlü olmuştur. Şu anda bizim liderimiz dünyadaki en güçlü ve kudretli liderdir. Liderimize sahip çıkarsak daha da güçlü bir devlet olacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Şimdi karşımızda şer bir cephe var. Terör örgütleri, ülke düşmanları, CIA, Mossad, MI6 taşeronları, Hınçak, Taşnak, Asala uşakları birleştiler. Onların akıllarını alacağız. Hiçbirinin haberi yok. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve dahi kardeşliğimizi daim kılsın inşallah. Bugün Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde atılan slogan zaten her şeyi ortaya döküyor. Atılan slogan şu şekildeydi. Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan. Evet dostlar, fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yani bu mitingi duyan vatansever veya milliyetçi olduğunu iddia eden Millet İttifakı'ndaki insanlara bu slogan çok şey anlatır. Hala bunlar Millet İttifakı'nda kalmaya ve Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edebiliyorlarsa bunların vatanseverlik duyguları bitmiş gitmiş demektir. Biraz ılımlı yaklaşıyoruz. Belki aralarında gerçekten vatansever vardır ama şu sloganla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sloganını dinleyen herhangi bir vatanseverin bunlara göz yumması, bunlara razı olması gerçekten olağan bir şey değildir. Eğer bunları destekliyorlarsa ve bunlar doğru diyorsa
vatansever değildirler, vatan hainidirler. O yüzden 14 Mayıs gerçekten de Hilal'le Haçın Savaşı. PKK zaten Hristiyan ve Yahudilerin maşası haline geliyor. HDP'nin amacı dinsiz Kürt milleti. İslam'da herhangi bir mantığı, herhangi bir işi yok bunların. Tamamen dinsizleştirme. Dinsizleştirme projesini de küreselcilerin yaptığını biliyoruz. O yüzden çok akıllı olmaya gerek yok. Sadece arada bir televizyona baksak, şu sloganları dinlesek, kimin vatansever, kimin vatan haini olduğunu hemen anlayabilir. Evet dostlar, aslında meydanlara baktığımızda gerçekten Millet İttifakı'nın hüsrana uğradığı belli yerler hariç, onların kaleleri var, bunların dışındaki her yerde hüsrana uğradığı apaçık. Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın gittiği yerlerde ise gerçekten de iki kat daha çok yoğunluk var. Bunu Süleyman Soylu da söylemişti. Yani aslında içimizde millet bayağı bir uyanmış, bayağı bir hınçlanmış. Şimdi baktığımız zaman daha önce yok petrol nerede, gaz nerede, yok bilmem araba nerede, şu nerede, bu nerede. Erdoğan bütün verdiği sözleri tuttu. Yani aslında halkın ağzında hiçbir şey kalmadı. Tabii ki şu pahalılık hariç ve kiralar hariç. Bunlar için de milletin vicdanı önemli. Yani bunu içimizdeki vicdansızlar yapıyor. Bunlara da dur diyeceklerdir ki zaten kira artışı konusunda bugün açıklama yapıldı. %25'in dışında kiraya zam talep ederlerse kesinlikle yapmayın. Mahkemeye de verseler sizi evden çıkaramazlar dendi. O yüzden bizim içimizdeki vicdansızlar, insafsızlar, bunların yaptıklarından dolayı Erdoğan suçlanıyor. Bunların yaptıklarından dolayı Erdoğan'a saldırılıyor. Zaten bu kara borsacılar, bu hain oğlu hainler, Allah bunların belasını versin, veriyor da inşallah daha fazlasıyla verir. Bunlar her zaman ülkenin, milletin başına bela oldular. Akbaba gibiler, leş kargaları gibiler. Bunlar her şeyden nemalanan, her şeyden menfaat elde eden acımasız varlıklardır. Allah bunları şerrinden korusun. İnşallah 14 Mayıs'ta Erdoğan kazandığında görün Türkiye nasıl bir süper güç oluyor. Çünkü kendi gazımızı çıkarıyoruz, petrolümüz var, nükleere başladık. Artık Allah'ın izniyle 2050 hedefimize hızla gideceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bu seçim Hilal'in zaferiyle sonuçlanacak. Ve zalimler, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet dostlar, videolarımızı izledikten sonra lütfen bütün her yerde paylaşmaya çalışalım. Bu çok önemli çünkü videoların böyle etkileşimi artıyor. Öbür türlü videolar burada kalıyor. Karşı tarafın vatan hainlerinin, din düşmanlarının attığı spamlar yüzünden etkileşimlerimiz düşüyor. Bu yüzden yardımınıza ihtiyacımız var. Her videoda neredeyse söylüyoruz. Sıkılmayın. Videoyu izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.